Abdülkerim hocam, karın ağrısının yiyeceklerle bir ilişkisi var mı? Var tabii ki. Yediklerimiz, içtiklerimiz sindirim sisteminden geçeceği için özellikle alerjen yapıdaki kişilerde, belli gıdalara karşı alerjisi olan kişilerde bu durum ağrıyla, karın ağrısıyla ortaya çıkar, ortaya çıkabilir. Bunun dışında işte halk arasında çok yeni yeni bilinmeye başlanan laktoz intoleransı dediğimiz süte karşı alerjiler, işte belirli besinlere karşı olan alerjiler karın ağrısı sebebi olabilir. Bunun yanında çok baharatlı besinler karın ağrısı yapabilir. Çok gaz yapıcı besinler karın ağrısına gaz oluşturarak bağırsak duvarında gerginliğe sebep olarak ağrı ortaya çıkarabilirler. Bunun bir de çiğnenmeden yenen besinler karın ağrısıyla ortaya çıkabilir. O nedenle dişleri eksik olan özellikle yaşlı hastalarımızda sindirim daha zor olduğu için, daha doğrusu mide ve bağırsaklara daha fazla yük düştüğü için, sindirim için. Tabii peristaltizm artınca, o bağırsak hareketleri artınca hafif de olsa ağrılık, karın tabloları ortaya çıkabilir. Beslenmeyle ilişkili tabii ki. O nedenle yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. İyi çiğnememiz, iyi ağızda iyi bir şekilde besinleri öğütmemiz bu sindirimi kolaylaştırıcı etkisinden dolayı önemli. Yürüyüş yapmak, bol su içmek, evet, her zaman tavsiye su ediyoruz. Su tüketmek çok, evet, faydalı. Bunlar sağlıklı bir bünye için gerekli olan şeyler. Bunlar zaten her zaman tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi geçmeyen karın ağrıları ya da ani başlayan karın ağrıları, ayrıca ek bulgular gösteren karın ağrıları nedir bunlar? Ağrıya ateş eşlik ediyorsa, kusma, bulantı eşlik ediyorsa, kramp tarzında ve gittikçe artarak devam ediyorsa, büyük abdestte kanama görülüyorsa ağrıyla birlikte ya da ağızdan kusmayla birlikte kanama görülüyorsa, soğuk terleme veyahut da işte baygınlık hissi gibi bulgular tabloya ekleniyorsa hiç beklemeden mutlaka doktora başvurmaları gerektiğini hastalarımıza söyleyerek programımızı isterseniz burada birlikte güzel bir şekilde sağlıklı günler dileyerek kapatabiliriz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.